Bir akımın veya hareket eden yükler topluluğunun manyetik bir alan tarafından etkilendiğini öğrenmiştik. Bir akımın manyetik alan yaratabileceğini de öğrendik. Bu durumda şu soru akla gelir. Akım taşıyan bir telin akım taşıyan bir diğer tele etkisi nedir? Buna bakalım. Akım taşıyan birinci telimi yeşil renkle çizeyim. Bu akım taşıyan birinci tel. Diyelim ki akım mor olsun ve buna akım bir adını verelim. Yakında bir yerde akım taşıyan başka bir telim daha var. Bu akıma da akım 2 adı vereceğim. Başka ne yapmamız lazım? Ha tamam. Bu iki telin birbirinden R yarıçapı uzaklıkta bulunduğunu varsayalım. Yarıçap diyorum çünkü o akım taşıyan bir telin oluşturduğu manyetik alan telin etrafındaki dairesel silindirlere benzer. Öyleyse bu telin şu teli olan uzaklığına küçük R diyelim. Evet şu uzaklık R olsun. Şimdi size soruyorum. Yani soru çözmeye başlamadan önce sizce böyle bir durumda ne meydana gelir? Akımların büyüklüklerini veya herhangi bir şeyi henüz bilmiyoruz ama ne meydana gelecek? Örneğin bu telin üzerindeki net etki ne olacak? Diyelim ki bu tel sabit duruyor veya uzayda yüzüyor. Şimdilik yalnızca tel 2 üzerine odaklanalım. Bu tel 2, bu da tel 1. Tel 2'ye ne olacak? Bunu bir düşünelim. Tel 1'in içindeki akım bir manyetik alan yaratacak. Peki, bu manyetik alanın şekli nasıl olur? Şimdi sağ elimizi kullanarak sağ el kuralını uygulayalım. Bu kural vektörel çarpım kuralından biraz farklıdır ama onun bir tür yan ürünüdür. İşte bu benim sağ elim ve elimle teli sarıyorum. Eğer baş parmağımı akım yönünde tutarsam, işte akımın yönü bu. Tıpkı benim yaptığım gibi o zaman manyetik alan parmaklarımın gösterdiği yöne doğru gider. Yani bu teli sarar. Dolayısıyla eğer manyetik alanı tam ekranla kesiştiği yerde çizmiş olsaydım sağ taraftan ekrana girerdi. Bu durumda manyetik alan çizgisinin arka kısmını görürdük. Manyetik alanı akımla aynı renkte çiziyorum. Böylelikle akım bir tarafından oluşturulduğunu anlayabilirsiniz. Akım 1. Bu akımın etkisi sonsuza kadar gider ama gitgide zayıflar. Ayrıca R ile ters orantılıdır. Evet. Kısaca bu alan akım 1'in alanı. Bunları çizsem olur ama sayfamın çok kalabalık olmasını istemiyorum. Neyse. Peki, akım 1'in bu tarafında neler olur? Bu tarafta parmakların geri geldiğini görebilirsiniz. O zaman manyetik alan ekranınızla kesiştiği yerden dışarı çıkar. Bu tarafta vektörler var. Burası size doğru gelen okun üst kısmı. Süper. O zaman akım 1 bu yönde ilerleyerek bir manyetik alan yaratır ve bu alan en azından akım 2 söz konusu olduğunda sayfa düzemin içine doğru girer. Öyleyse formülümüz ne olur? Formülümüz manyetik alanın hareket eden yük üzerindeki etkisini anlatacak. Evet, akım taşıyan bir tel üzerindeki net manyetik kuvvetin formülü nedir? Kuvvet maviyle yapayım. Kuvvet bir vektördür, büyüklüğü ve yönü vardır ve akıma eşittir. Bu durumda akım 2 üzerindeki kuvveti bilmek istiyoruz değil mi? Kuvveti de bu manyetik alan, manyetik alan 1 oluşturuyor. Bu kuvvet akım 2'nin büyüklüğü yani I2 çarpı L'dir. Şuna dikkat edin. Telin ne kadarının etki altında olduğunu bilmemiz lazım. Öyleyse herhangi bir uzunlukta bir telimiz olduğunu varsayalım. Ve tabi telin uzunluğunu biliyorsa kütlesini ve üzerindeki etken kuvveti de biliriz. Ve bazı yönlerdeki ivmesini hesaplayabiliriz. Bu uzunluğa L diyelim. L bir vektördür ve akımla aynı yönde gider. Ben bu gösterimi kullanıyorum çünkü işimi kolaylaştırıyor. Evet, burası L. Bu durumda bu tel üzerindeki kuvvet veya L uzunluğundaki bu tel üzerindeki kuvvet akım 2 çarpı L'ye eşit olur. Hatta buna L2 diyelim çünkü tel 2'nin uzunluğu. Burası vektörel bir büyüklük olduğu için bütün bir ok olarak gösterebilirim. Çok fark etmez. Öğretmenlerin iki şekilde de yaptıklarını gördüm. Vektörel çarpım içinde bulunduğu manyetik alan. Bu manyetik alan nedir? Manyetik alan. Bunu mor yapacağım. Çünkü bu alan akım 1'in oluşturduğu manyetik alan. Evet burası manyetik alan 1. İşte şurada. İşlemlere girişmeden önce bu net kuvvetin hangi yönde olacağını anlayalım. Burada şunu söyleyebiliriz. Akım skalar bir büyüklük olduğundan kuvvetin yönünü etkilemeyecektir. Peki L2'nin yönü nedir? şurada. l 2 diye yazmamış. Evet L2'nin yönü nedir? Yukarı. Sonra B1'in yönü yani akım 1'in oluşturduğu manyetik alan burada sayfa düzlemine giriyordu. Burada sadece standart vektörel çarpım yaparız. Bir bakalım bunu yapabilecek miyim? Aslında çizmek kolay. Evet işaret parmağımı L2 yönünde tutuyorum. Sonra orta parmağımı manyetik alan yönünde tutuyorum. Böylece orta parmağım tam aşağıyı sayfanın içini gösterecektir. Diğer parmaklarım doğal hallerinde ne yapıyorlarsa onu yapacaklar. O zaman baş parmağım da net kuvvet yönünde gider. Burada tek yaptığım vektörel çarpım. Vektörel çarpımı diğer şekillerde öğreten öğretmenler görürsünüz. Baş parmağınızı alanın yönünde tutmanızı söylerler. Avuç içi şurada vesaire. Bunların hepsi geçerli. Sadece aynı şeyin farklı versiyonları. Ben bunu daha kolay hatırlıyorum çünkü vektörel çarpım yaptığım zaman ilk terim işaret parmağı oluyor. Orta parmaksa vektörel çarpımın ikinci terimi. Baş parmak vektörel çarpımın yönü. Evet, L2 yönü burası manyetik alan. Zaten bildiğimiz gibi sayfa düzleminin içine doğru giriyor. Demek ki orta parmağım sayfa düzlemine girecek ve baş parmağım manyetik alandaki kuvvetin yönündedir. Dolayısıyla kuvvetin yönü budur. Evet. Eğer bu akım bu yönde hareket ediyorsa ve alanı da sağ el kuralından biliyoruz ki alan buradan çıkıp buradan giriyorsa bunun diğer tel üzerindeki etkisi akım aynı yönde gittiğinde birbirini çekme olacaktır. Yani net kuvvet bu yönde olacak tel 1 kuvvetinin tel 2 üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ben bunu böyle gösteriyorum. Başkaları tersinden yazabilir. Yani tel 1 tarafından tel 2'ye verilen kuvvet. Peki akım 2'nin akım 1 üzerindeki kuvveti ne olur? Burada da aynı şey olur değil mi? Akım 2'nin manyetik alanını çizeyim. Sağ el kuralını uyguluyoruz. Yani aynı görünecek. Bu tarafta akım 2'nin alanı tabii ki sayfa düzlemine girecek. Fakat şu kısımda ne yapacak? Ekrandan dışarı çıkacak. Sağ kuralını kullandım. Şuradan sardım. İşte burası akım 2'nin alanıdır. Böylece artık kuvveti yazabiliriz. Şöyle bir mesafeyi alalım ve L1 diyelim. Bu durumda akım 2'nin L1 uzunluğuna sahip tel 1 üzerindeki kuvveti eşittir. Akım 1 çarpı L1 ki burada L1 bir vektör. Vektörel çarpımı yapıyoruz. Akım 2'nin oluşturduğu manyetik alan. Burada da aynı vektörel çarpımı yapabiliriz. İşaret parmağınızı L1 yönüne koyun. Vektörel çarpımın ilk terimiyle bu yapılır. Ve sonra da orta parmağınızı B2 yönüne koyun. İşte o zaman baş parmağını size net kuvvetin ne olacağını söyleyecektir. Öyleyse şunu çizeyim. Elimi çizeyim. Aslında doğru çizmek için bu videoyu çekmeden önce gerçekten elime baktım. Evet işaret parmağım L1 yönünde ki bu da akım 1 ile aynı şey. Orta parmağımda manyetik alanın yaptığı şeyi yapacak. Yani Orta parmağım aslında tam yukarıyı işaret edecek. Diğer parmaklarımda ne yapıyorlarsa onu yapacaklar. Bu çizimde siz şimdi avuç içime bakıyorsunuz. Ve baş parmağım, bir saniye tam yapayım. Pardon ya sol elimi çizmişim. Vektör çarpımında sağ el kuralını uygularken sol el çizilmez. Onu aşağıda buraya çizeyim. Evet. İşaret parmağım L1 yönünde. Orta parmağım yukarı yönde veya dışarı çıkıyor. Çünkü akım 1'in oluşturduğu manyetik alan burada sayfa düzleminin dışına çıkıyor. Böylece orta parmağım tam yukarıyı işaret eder ve diğer parmaklarım ne yapıyorsa onu yapar. Avuç içine bakarlar. Baş parmağım da bu yönde olur. L1 ile bu sayfa düzleminden dışarı çıkan B2'nin vektörel çarpımı net kuvvet bu yönde olacaktır. Yani burada biraz simetri var. Bu tel şu tele doğru çekime kapılacak. Bu tel de şu tele doğru çekime kapılacak. Her neyse süren bitti. Gelecek videoda yine bu kuralı ele alacağım. Fakat bu sefer farklı sayılarla yapacağız.